Eşekli Kütüphaneci Mustafa. Seyyar kütüphaneci. Eşekleri. Sandıkları koyduk. Tarih işte. Şimdi abi babayı çekelim. Evet. İşte böyle insanlarımız var. Yani Kartal'da böyle bir heykeli böyle buraya koymuşlar. Ne güzel. Emeği geçen herkese selam olsun. Evet efendim. Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz. 1921 yılında Ürgüp'te doğan Mustafa Güzelgöz, 1940'ta başlayıp 3,5 yıl süren askerliği sonrası Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'nde görevli olarak işe başlar. Okuma yazmanın az olduğu 1940'lı yıllarda kütüphaneye insanların gelmemesi üzerine 2 adet sandığa kitaplarını koyarak eşek sırtında Ürgüp'ün köylerine kitap götürmeye ve köylüleri kitapla buluşturmaya başlar. Süreç içinde sponsorlar aracılığıyla kütüphaneye radyo ve dikiş makinesi koyarak kütüphaneyi bir çekim merkezi ve bu sayede insanların kitapla buluştuğu bir yer haline getirir. Spordan köy gazetesine, folklor ve bando çalışmalarından sinema ve fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda sosyal projeler yaparak Ürgüp'te kültürel gelişmeye önemli katkılar sunan Mustafa Güzelgöz, 1963 yılında ABD'de yapılan halkına hizmet götüren gönüllüler yarışmasına Türkiye adına katılarak birincilik ödülüne layık görülür. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok yazı ve makaleye konu olan Mustafa Güzelgöz'ün hayatı ünlü edebiyatçımız Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci kitabı ile ölümsüzleşmiştir. Evet, bravo. Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Yardımcısı Aydın İleri ve Tayfun Talimoğlu'nun Eşek'le gelen Aydınlık kitabında yaşamı ve hatıraları yer almaktadır. Evet. 1972 yılında emekli olan Mustafa Güzelgöz 18 Şubat 2005'te tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirmiştir. Ruhu şad olsun. Evet efendim, Kartalımızda böyle bir güzel tarihi gerçeklikle karşılaştık. Evet, kim vardı yanımda efendim? Yine şair Aslan Seymen vardı. Bakın o da yine pozunu verdi. Evet, bu arada iftar saati yaklaşıyor. Şöyle bir Kartalımızı size ve karşıda ayımızı da göstererek buradan güzel Kartalımızı selamlayarak ayrılıyoruz efendim. Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'e de selam bırakarak zamanımızın gerçeğinden ayrılıyoruz efendim.